anında değişiyor enerjim. Allah Allah. Tam yemin bir ediyorum. Kamera maymunuyum. İnanın. Ciddi söylüyorum şeymiş yani. Çok bir anda show must go on. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Beni İyiyim. Kırmadın. Biraz yorgunsun, uykulusun gibi. Aynen. Kahvaltıda yaprak sarması var dediler. Yaprak ne unutamadım? Var yaprak mı? Göreceğiz ikimiz yapacağımız Hoş için. Olmaya da bilir. Sonuçtan pek emin değilim. Hiç ne? Güven veren bir tipin yok. Onu söyleyeyim öncelikle buradan yemek konusunda. Diğer konuları bilemem ama yemek konusunda direkt anlarım yani. Gördüğüm anda nokta atışı bu kız yemek yapamıyor dedim. Önemli mi senin için? Bunu her konuma çok soruyorum. Önemli. Ben boğa burcuyum. Yemek maço biri boğa burcu erkek. Olmaz mı yani? Zor ilerler yani. Bak öyle yemek yapmayan da 2-3 ay sürer. Yapan da 2 yıl. Saçma oldu. 3'ü zorlayabilen olmadım bugüne kadar. Bir tane 3 var ya. Neyse dur soracağım. Onda yemek hepsini. Kitapları falan vardı zaten. Tamam, okey. Bugün çok fazla Sinan Akçıl'a maruz kaldım. Çünkü bütün röportajını izlemeye çalıştım sabah uyandığımdan beri. Oradaki böyle konu başlıklarını aldım. İnsanlar tek tek o videoları açıp izlemesinde bir video içinde o clickbait cümleleri izlesin diye hepsini sana soracağım. Ama biraz yemeye başlasak tamam, güzel olur. Olabilir. Mesela soğanlı gerçekten rendeleyecek miyiz? Evet. Yani, harbi mi? Evet. Ben çok acayip insanlarla karşı karşıyayım sabah sabah. Akşam 6 bu arada şu an saat 6 olmak üzere. Sen kaçta kalkıyorsun gibi çok erken. Ben 8-9. Sabah. İmkansız. 12 falan yani. Ben 8'de yani. Yatıyorum. Ha yok. Kim vardı ki en son burada? Seni, İrem vardı. Bu programdan sonra seni tekrar follow edecek konuşurum ben. Seda abla. Seda abla. Etmedi ya. O eder eder. Yazacağım şimdi etmedi, dur. Etmedi gerçekten. Dur yazıyorum. Etmedi. Telefonu versene bir yazayım. Danlayan, bunu bugüne kadar kimse yapmadı. O kadar herkese anlattım. Kimse bunu yapmadı. Ama ne yapalım abi? Ya kötü bir şey derse söyleme bana, tamam mı? Modum dur, tam ses not atayım ya. Şimdi ellerim soğan. Fırında da bölüneceğim vardı. Sultan bak şimdi Danla'nın programındayız. Beraber değil mi Danla'cığım? Soğan rendeliyoruz. Soğan rendeliyor yani. Ve onu tekrar follow yapar mısın? Bütün resimlerine girip like'lamış. Evet. Gerçekten seni seviyoruz. Böyle bir ses not atmak istedim sana. Cevabını bekliyoruz o yeni evet, evin. Evet seni çok seviyoruz Seda abla. Yeni evinden bekliyoruz. Hadi I love you. Bakalım ne olacak? Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine Dimes'in tadına düştük. Dimes'ten ekşi elma. Hem ekşi hem elma. Çok klasik birkaç sorum var. Kazana bağlı. Kültür içinde büyümüş bir çocukluk. Sanat içinde büyümüş bir çocukluk. Aynen, peki aferin. Para için mi pop? Para için mi pop? Yok ya. Para için değil de. Para popta mı peki? Para poptaymış. Klasik müzisyenler. Ya çok... Abi inanmıyorum ya. Kahveme soğan düştü ya. Bir tane daha verir misiniz ne olur be? Ha? Ama sen neden inatla kabukla yapıyorsun? Yok çıkarttım işte kabuğunu. O da bir... kabuk ya. Tamam. Yani şöyle aslında klasik müzikte çok iyi gidiyordum. Çok çok iyi gidiyorduk yani. Altın çocuk falan diyorlardı ama... Sıkıldım aynı şeyleri çalmaktan. Altın çocuk ne demek? Altın çocuk İngilizce golden boy. Yani oradan anlarsın belki. Ay çok kötüyüm. Sana hiçbir şey olmuyor mu? Bana bir şey. Ben çünkü acıların çocuğuyum zaten. Benim gözüm yaşarmaz. Ondan sonra öyle derken pop müzik yani. Ben çünkü improvize müziği daha çok seviyorum. Çünkü zaten onun en iyi çalanlar var. Beethoven'ı, Mozart'ı falan değil mi? Gözüm yandı abi. Evet öyle diyorsun bir programda. Nazar değdi her şey. Onları zaten yapan var. Ben kendi müziğimi yapmak istiyorum diyorsun. Aynen yapmış. 520 tane şarkım oldu ondan sonra. Kulağım. Bir de biraz teenage'ler beni sevmeye başlayınca dedim bir de ön plana çıkayım. Şarkıyı da kendim söyleyeyim. Peki piyasanın gerçekten en pahalı yazarı mısın? Biz ağlıyoruz şu an. Çok kötü. Gerçekten mi? Ciddiye alamıyorum. En neymişim? Ben ağlama. En pahalı söz yazarı. Ve bestecisi evet doğru. Doğru. O yüzden bana gelmeyin. Bir daha söylüyorum. Üzülürsün. Tamam. Çok ciddi bir soru soruyorum ama cevap verecek misin? Söyle. Şimdi kişiden kişiye illaki değişiyordur. Belki şarkıdan şarkıya değişiyordur. Sana geldim haftaya. Dedim ki lütfen bana bir şarkı yapalım. Sen de senin kankana yaptık. Gaza geldin. Kankana yaptık senin. Kahraman lazım. Kaça sattın onu? Aa, orada Samsun Demir devreye girdi biraz. Girmedi. Ben geldim kişisel olarak. Sen de böyle bir kötü bir anındaydın ve kabul ettin bana şarkı vermeye. Ne kadar kaşe? Sana ortalama. Sana seni hiç sevdiğim ben, için olur. Söyle. Sana bir 300 olur. İndirimi. Beni sevme sakın.
normalde ne kadar? Abi bunu gerçekten ağlarken bunları konuşmak istemiyorum. 500 ya, ama... şarkı diyor bak, 500 şarkı. Ama sana bir... bana olan fiyatı 520. 300. Biri çarpabilir mi? Öyle çarpamazsın. O zaman ilk başladığım günlerde ortalama bu kadar değil TL. Ne kadarla başlıyordu? Hayalini kurduğum soruyu sormak istiyorum. Hayır, evlenemem. Hayır, onu sonra yasakladım. Söyle. Onu sonra. Bu bir şehir efsanesi var ya, bu arada hiç bu konu hakkında bir röportaj falan filan dinlemedim. Şehir efsanesi. Çok sıkıldığını biliyorum. Eminim sıkılmışsındır. Bu billboard olayı doğru mu? Billboard ne? Ayrıldıktan sonra hadisenin senin evinin karşısına kocaman bir billboard attı. Evet ama yanlış yere yaptırdı. Boşuna masraf yapmış demiştim zaten bunu. Abi izlemedim ben, işte bilmiyorum. Doğru yani. Yapmış ama ben sonra bir şarkıcı, kız arkadaşım daha yaptı aynı şeyi. Kim? Ama onu söyleyemem. Arkadaşlar orada otururken ben arka tarafa, yani öbür tarafa bakıyordum. O billboard tarafı cadde tarafı. Yani o yüzden o, ben görmüyordum onu. Sadece ben de gazeteden okudum. Gittim çıktım baktım var. Çok güzel hareket ama bence. Doğru yere yapılmış olsaydı. Evet. Ben de yaptım. Yarım kalmış bir karizma diyelim. Sen mi yaptın? Ha, ben de yaptım. Benim de billboardlarım var. Sen beni influencer diye sakın küçümseme. Harbi mi? Evet. Ben marka yüzüyüm. İki markanın hem de aynı anda. Bunu şey yapabilen hiç influencer yok. Peki ne yaptın mesela? Maybelline yüzüyüm ben bir kere. Garnier'in yüzüyüm. Allah Allah. Evet. Şimdi billboardlar asılacak. Tam ben de o dönem erkek arkadaşımdan ayrılmışım. Ve bu iş onaylandığında biz birlikte tatildeydik. Ve benim ne kadar mutlu olduğumu, sevindiğimi falan biliyorduk. Kutlamıştık, yemek yemiştik. Sonra onaylandı diye. Ha. İş çekildi falan filan. Biz o sıra ayrıldık. E şimdi billboardlar asılacak İstanbul'a. Dedim ki hemen şu caddede dedim. Sağda bir tane çok büyük bir yer var. Oraya asın. Astırdım. Ha, sen olumluyken yaptın olayı. Görsün diye. Ayrılırken değil. Ayrıldıktan sonra mı? Ayrıldıktan sonra. Ha, sen de ayrıldıktan sonra. Evet, hani görsün. Hani o her evine giderken koskoca markayı ilişkine alet ettin yani diyebilir miyiz? Ettim. Teşekkür ederim. Ettim yani, ederim. Ne olacak ki? Konudan konuya atlıyorum. Bir, şöyle bir duyum aldım. Çok sağlam bir fake hesabım varmış. Bu doğru mu? Yok fake hesabı. Şey mi diyorsun? Kendine yorum yapan. Kendine yorum yaptı, muhabbeti vardı, onu mu diyorsun? Evet, bunu unutmuştum ben. O ben değilim ben. Abi. Benim, o aynı hesap bana küfür de ediyor. Öyle saçmalık olur mu? Ben değilim ki. Göstersene bakayım kaç tane fake hesabım var. Şu anda bir tane fake hesap. Var ama yani. Bir tane ne var. Ne yapıyorsun fake hesabından? Bakayım adına. Bu arada yalnız benim fanlarda da açık. Onlardan aldım. Bu gerçek biri yani. Ha öyleli. Ha, öyle. Ne yapıyorsun orada? Milletin storylerini izliyorsun. Milletin storylerini izlemiyorum ya. Şöyle. Yani böyle... Gördüğün cevap vermenin falan gibi olan şeyler oluyor mesela. Onlara böyle trip olmasın diye. Ama her şeyden haberim olsun diye. Kendi takip ettiklerim orada da var. Onlara oradan bakıyorum. Bütün ben kimi takip ediyorsam orası da onları takip ediyor. Bire bire yakın. Anladın mı? DM'lere bakıyor musun? DM'lere gizlenen istekleri aldım şeyini. Daha önce bir kere kabul ettiysem onlara bakıyorum. Onun dışında her sabah uyandığımda artı 99'u siliyorum. Çünkü çok fazla geliyor bana şey. Çok erotik şey geliyor bana ya. Buradan evet, onu söyleyeyim. Evet, size erkeklere o çok fazla ya, değil mi? Ya midem bulanıyor bazen abi yani. Yaparken falan böyle... Yani... Estetik olmayan. Evet abi ya. O yüzden sabah uyandığında böyle şey olmasın diye onları gizlenen istekler atıyorum. Hiç çok... cevap vermiyorsun. Yani şimdi bir kız izlese bu videoyu, çok hoş bir kadın falan izlese sana boşuna DM'den yürümesin yani. Yine de çok hoş derken? Yani... Hoş yani. Ya zannetmiyorum. Orası zor hikaye ya. Yani oradan olmaz o iş. Ya ben biz bir tane kız arkadaşımla orada tanışmıştım ama. Hangisi? Milyoneri'yi söyleyen. Yabancı kız tabii. Otilya. Ama o başka bir şey yani. O bir tanışıklık, bir mavi tık, bir müzik falan, anladın mı? Ama öbür türlü bunu bana yapan yarın öbür gün başkasına da yapar yani. Evet, bu yanacak şimdi. Ne oldu? Kaç ediyor 500 çarpı 300? Onları hesaplayamazsın. Ya tam ben ortalama bir şey için onları benim menajerim hesaplıyor. Su bardağı zeytinyağı. Yani tamam şimdi bunu artık kaldırıyor muyuz bu soğanı buradan? Hayır kaldırmıyoruz. Ama yanacak. Tamam o şimdi onları hafif renk alana kadar kavurun. Ardından üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı da koyup kavurmaya devam edin. Dolmalık fıstık şu herhalde. Evet. 1,5 yemek kaşığı. Onun hepsi 1,5 zaten. Öyle mi? Evet. Ulan bunu yaparsam var ya yemin ediyorum kendimde gurur duyacağım, tarihe geçeceğim yani. Sarma olayı beni çok geriyor ama baktım görseller var işte bir sağdan bir soldan. Sen var ya arkadan. Aslında böyle birisini sevdiğin zaman bence çok böyle ona domestik olacak bir karakterim var yani. Böyle her örnek? Şeyini, her şeyini böyle yemek yapmaya çalışırsın falan tahmin ediyorum. Ama
başarısız oluyor. Olsun. Ama böyle dışarıdaki karakterin içindeki şey değil yani. Bence senin aşık olduğun zaman değişiyorsundur. Öyle bir tipin var. Değişiyor muyum ben aşık olunca? Değişiyorsun da çaktırmıyorsundur ama. Dışarıya hep böyle diye konuşuyorsun ya anne, böyle umurumda değilmiş gibi. Aa, umurumda olur olmaz olur mu? Dışarıya öyle konuşuyorsun ya biraz. Çaktırmıyorum evet çok ama mesela her ayrılığından sonra bir ay komaya girerim. Güzel. Mutlaka girerim yani. Güzel, alt yazı geçsin. Bak bir sürü başlık çıkartıyoruz size. Sürünmeli falan ama hep onu söylerim. Bir ay sonra da o kadar dipte yaşıyorum ki bir anda böyle pamuk gibi uyanıyorum. Evet. Ben bu arada bir kez denedim. Bu lafı çok kullanıyorum ben ama bu yemek lafını günlük hayatım sarma bana diye. Ha. Ay. Ben bir kere sardım. İyiydi. Yani mesela 20 tane sardıysam 7-8 tane. Sen nerelisin orijinal? Orijinal. Çerkes'im ben. Anne de baba da 7 sülale Çerkes. Abi Çerkes de inanılmaz şeydir ya. Elleri bana yatkındır o. Nasıl senin bakayım ellerine? Hiç yatkın gözükmüyor. Çerkezler o sağlam ırk. Ama şimdi bu konseptle artık gelişmek zorundayım. Benim annemin yeni eşi de Çerkez. Oradan biliyorum. Ha. Çok savaşçı ve sağlam bir ırk. Evet, bir de biz şeyiz. Milliyetçi, kendi şeyine böyle evet. Anladım tam şu. Kadınlar ailede daha güçlü yani. Evet. Daha söz geçiriyoruz evet. Biz. Yani ben daha çok geçiremedim tabii de. Uyandı herhalde, biraz fıstık ekleyeyim. Bu sefer olacak, vallahi olacak. Fena değil yani. Suratım daha yeni kalktım, ona baktım. İyisin, iyisin. Sen çok inançlıymışsın. Böyle bir bilgi edindim. Doğru, kendin evet. Kendin de söylüyorsun çok inançlı evet. Olduğunu. Umre yaptım. Peki, bu imam nikahı bağımlılığı severim. Neden? Severiz kardeşim böyle işte. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne diyorsun mesela? Gel imam nikahı kıyalım mı? Evet. Ne diyebilirim ya? Ben ne diyebilirim? Sen dedim artık benim için başka bir mertebelisin derim. Evet. Dedim yani. Ondan sonra. Ya öyle bakarsan 4 tane eşim var. Boş ol diyemedim. Konuşmuyor hiçbir bende. Yüzüne mi boş ol demek zorundasın? 3 kere demen lazım. Hiçbirine diyemedim. Şimdi söylüyorum. 12 kere yapabilir miyim? Lütfen. Abi. Hadi boşayalım birincisi... sizi gel. Programın bir anlamı olsun. Birincisi için boş ol, boş ol, boş ol. Yani kusura bakma tabii. 2 iyi boş ol, boş ol, boş ol. 3 boş ol, boş ol, boş ol. 4 boş ol, boş ol, boş ol. Böyle oluyor mu bilmiyorum. Dinimize uygun mu bu bilmiyorum. Artık tabii. Bekarsınız kızlar. Daha evlenip boşanmayı düşünüyorum. Ne güzel program. Yemek yapmaya geldik, boşandık çıkıyoruz. Daha evlenip boşanmayı düşünüyor musun? Hiç belli olmaz benim sana. Yani evlenirim diyorsun yine. Bir gün Las Vegas'ta uyanmama bakır. Evlenirsin. Tabii evlenirim. Hiç hakimlerden de artık hiç utanma var. Ya diye değiştiririz. Sorun değil. Tamam. Okey. Bir sorum daha var. Tamam. Ama isim istiyorum ya. Lütfen ya. Daha ne yapabilirim? Ya isim istiyorum. Bu piyasada şarkı vermem dediğin sanatçı demiyorum. Şarkıcı. Serhat Göçer. Gıcık oluyorum o adamı. Gerçekten evet. Mi? Neden? İşte çünkü bir hikayesi var. Ne oldu? Hoşuna gitti. Evet cevap hoşuma gitti. Ferhat Göçer doktor olan maalesef. Sanatçı abimizdi değil mi? Doktor. Zaten konserlerde de diyorum. Neydi o gıcık olduğum bir doktor var diyorum. Neden? Erol Köse diyor. Hayır diyorum o değil öbürü. Ay Erol Köse de... Aa Erol abi severiz. Ben onu sevmem. Hadi anlat. Verme şarkı o zaman Erol Köse. Neyi anlatayım? Vermiyorum zaten. Ne anlatayım? Ferhat Göçer olan takıntını merak ettim. Aranızda bir şey olmuş yani takıntı dediğim. Bir şey geçmiş aranızda. Güzel şimdi. Bir ilişkiydi. Sonra sana ihanet etti. Abi çok şarkım var onda. Şaka bir yana. Kalp kalbe karşı derler. Kızım. Aa. Beni affet kızım. Biri bana gelsin. Mesela çok büyük bir şarkıydı. Biri bana gelsin o da sensin. Sonra bir düğünde. Dinliyor musun? Neleri evet, saydın evet, lan? Hangi şarkıları saydın? Biri bana gelsin. Kalp kalbe karşı. Bir gün bir düğünde. Neyse o da fena değil. %50'sin demiş. Ya o zaman benim işte şarkının hikayesini anlatmaya başladı sahnede. Kendi i̇şte yazmış bir, gibi mi? Hayır. Bir gün işte biri bana gelsin şarkısı için ben kapıyı çaldım. Kapıyı şu açtı falan. Sonra bir gün işte kızım şarkısında eve gittim. Sinan'la beraber şu ismi lazım oturuyordu falan. Böyle hikayeler anlatıyor falan. Böyle en önde de Burcu var. O zaman da evliyim yani. Şimdi onun yanında biraz böyle... Onu görüp ayıp oldu yani. Benim bütün böyle ilişkilerimi deşifre etmeye başladı sahnede. Oha! Aynen. Sonra ben dedim ki ne kadar dedim. Neysiz bir hareket dedim. Bir hareket dedim. O da dedi ki bana dedi şey yapacağına dedi. Medya maymunluğu yapmayı. Ben de madem medya maymunuyum dedim. Sen de benim şarkılarımı söylemeyeceksin o zaman. 10 tane şarkım vardı. Öyle bir hakkınız var değil mi var. Mesela? Mehmetçik Vakfı'nı aradım. Mehmetçik Vakfı'na para vereceksin dedim her söylediğinde.
Sonra, ya ilk hiç konseri takip ettim, sonra soramadım açıkçası. İnşallah veriyordur, öde o parayı. Yine Dimes'in tadına düştüm. Dimes'ten ekşi elma. Hem ekşi hem elma. Şimdi ben senden şarkı alıyorum, parasını veriyorum. Şarkı benim. 2 yıl. Nasıl iş bu ya? 2 yıl sonra tekrar izin alman gerek. Fulker, niye böyle bir yeteneğim yok? Fulker kim? Ha Fulker. Ben de ne, isim zannettim Zülfiyar gibi. Nasıl yani? 2 sene sonra senin bana bu şarkıyı söylemeyeceksin deme hakkım var. Ben sana 300, 500, 700 bin lira para vereceğim. Abi ne cimrisin lan sen, Allah Allah. Demden oradan takmış kafayı. Vermeyeceğim işte ondan. Allah Allah. Sonra sen bana geleceksin diyeceksin ki Damla bu şarkıyı okuyamazsın. E otur yap o zaman. O 2 yıl boyunca ekmek yiyorsun o şarkıdan zaten. Sen ne yiyorsun? Pasta yiyorsun. Hayır. Sonra bir şekilde tabii ki o şarkısı ölene kadar senin olmuyor yani. Aa, öyle şey olur mu arkadaşlar? Ama genelde bunlar... El kiralamak gibi genelde yani. Genelde bu şey kullanılmıyor. Bu yani devam ediyor söylemeye istediği zaman. Hani çok kullanan ama görmedim. Ama sen söyletmeyebilirsin. İşte böyle sinirlenmen gerekiyor ancak. Senin o yüzden herkesle aran iyi. Kimsenin götü yemiyor seni. Aynen. Aynen öyle. Peki hayatından birini çıkarmak zorundasın, tamam mı? 2 isim vereceğim. Zorundasın ama başka bir seçeneğin yok. İrem Derici mi çıkarırsın, Mustafa Ceceli mi? Abi çok zor be. Zorundasın. İrem Ceceli'yi çıkartırım, almıyor mu? Hangisi? Tamam biraz düşün. Abi şöyle yaparım. Mustafa Ceceli'yi hayatımdan çıkartıp onunla gizli gizli görüşmeye devam edebilirim. Öyle bir şey yok. Çıkıyor hayatından. Görüşmeyeceksin bir daha. Telefonla yaz. Hiçbir şekilde iş, arkadaşlık, hiçbir şeyin kalmayacak. İkisinden biri. Bir 3. isim olsun be. Hemen çıkarayım. A-a. Berkay'ı çıkarayım. Olmuyor mu abi? Olmaz. Kim olur ya? Mantıklı düşün. Duygularını bir kenara bırak şu an. Vallahi bir şey diyemedim ya. Ama tamam demek abi, zorundasın. Ama şarkımız çıkıyor şimdi üçlü. Tamam demek zorundasın yani. Ya bloklamayacaksın insanları. Sadece hiç tanışmamışçasına çıkacak hayatından. Yok olacak. Birinden birini seçer insan yani. Tamam bir tane daha sor bakayım, döneceğim buna. Tamam. Başka sor. Başka ikili set sor. Ama şimdi bunların ikisi de çok güçlü. Ha başka ikili. Başka ikili set sor. Tamam. Merve Özbey'le şarkınız var mı? Var. Merve Özbey, Ece Seçkin. Hangisini çıkarırsın? Abi ya nereden buluyorsun? Zaten 10 kişisiniz yani. Ama yani hayır ya böyle yani... Hadi. Kötü bir soru bu ya. Hayır çok iyi bir soru. Merve'yi çıkaramam, yeni çocuğu oldu. Ya ne alaka? Ece'yi çıkaramam Fenerbahçe. Çıkaramıyorum abi bu insanlar hayatımda. Hadi lütfen ya. Çıkaramıyorum çıkarırsın. Abi. Çıkarırsın. Vallahi çıkar seni. Çıkarırsın. Tamam hafiften gidiyorum. Mustafa Ceceli, Ece Seçkin. Ama sen kimseyi çıkaramıyorsun hayatından. Abi çok saçma sorular ama. Hayır çok mantıklı sorular. Kalk bak kazık atacaksın demiyorum ya. Bir alaken yani kimsenin kalbini kırmak yok yani, hayatından çıkacak. Böyle şeylerden sor, daha ileri ya bizim büyüklerden sor. Mustafa Sandal falan çıkarsam? Hayır. Tamam. Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal. Sandal zaten çıkarttım. Çıkarın. Mustafa Ceceli, İrem Derici. Abi ya. No. Lütfen. Vallahi yapamam. İzliyorlar Ece abi. Seçkin, İrem, İrem çok meraklı böyle şeyleri izleyip yazmıyor. Ece Seçkin, İrem Derici. Abi. Tatile gideceksin bir adaya. Fakat 6 ay kalacaksınız. No, İrem kafamı çok şişir. Tamam, İrem Derici mi, Ece Seçkin mi? Ece Seçkin'le giderim. Ece İrem... Seçkin mi, Mustafa Ceceli mi? Ece Seçkin. Merve Özbey mi, Ece Seçkin Ece mi? Ece Seçkin. Ece Seçkin mi, Ferhat Göçer? Ben galiba Ece Seçkin. Ece Seçkin'le çıkıyoruz galiba. Tövbe Rabbim. Çağrıcığım selam olsun. Eşi de çok sevdiğim arkadaşım. En son ne sordun? Ece Seçkin mi? Ferhat Göçer. Ferhat Göçer adaya gelene kadar boğulur inşallah. Yeni albüm, konser, bunları anlat mesela. Yeni albüm işte var. Bu program 17 Nisan'dan önce yayınlanırsa bilmiyorum ama 17 Nisan'da çıkıyor. İlk çıkış şarkısını çıkarttık bir haftada. Sana 300 bine yayınlarım. Bir hafta oldu. Hakan Altun, Bengü ve ben. Üçlü bir trio, bir düet. Hakan ve... Altun mu, Bengü mü? Abi ne, senin sorunun mu var ya senin insanlarla? Hangisini çıkarırsın hayatında? Abi
Abi Hakan abiyle yani Hakan abiyle muhabbet ederiz sabaha kadar. Bengü'yü çok seviyorum ama Hakan abiye kıyamam. Ama Bengü'siz yaparım diyorsun. Onu ya bir Bengü kalemde artık, harcarım diyorsun. Bengü'yle çok şey yaptık, şarkı falan her şey ama Hakan abiye nasıl diyeyim seni çıkarayım abi, adam Ramiz dayı gibi. Bak bir şey demeyeceksin. Neyse ya, vermesin. Trend 2'ye kadar çıktık. Cevap. Hala şey uyuz oldun. Sen mesela bana sorabilirsin. Ben herkese harcarım burada. Evet biliyorum. Ama sen de bizim camiaya hakim değilsin. Sen kendi sevgililerini de çıkartıyorsun ama. İlk onları çıkarırım. Evet, o şarkıyı Bu Aşk Yerde Kalmaz'ı çıkarttık. Evet. O da trend 2 de şu anda. Birde de gaz pedal diye bir şey var. Bir türlü geçemedim onu. Uyuz oluyorum. Şey mi? Aynen. Bana iyi bir politikacı lazım dansında arkadaşlar, bir olmam için. Evet, çıkış şarkısı yani Bengü Hakan Altun'la başladık. 17 Nisan'da da Mustafa Cilli, İrem Derici, ben Efkar Gecesi. Onu da adını söyleyeyim burada. Şeyde var, açıklama kısmında. Aynen, açıklama kısmında var. Hem de bedava. Bedavadan koydu. Senin gibi 3. Efkar Gecesi. Şu anda zaten bu program izin. Zaten şu anda sağ olun, yine de bir destektir ama zaten trend 1'dedir büyük ihtimalle şu anda. Gerçekten kendine o kadar güveniyorsun. Yani evet, güveniyorum tabii ki. İşin sırrını çözülmüş. Trend 1. Bayağıdır görmedim ben trend 1'i ya. Trend 2 diyorum. 1'e olamadık bunda. Hayır işte bununla olacağız demedin mi? Efkar Gecesi'nde olacağız. Evet doğru. İnşallah olur. Tarçın mı? Bu trendler de o kadar önemli artık ya. Boşver. Önemli olan halka yayılması. Seni şeye alayım ben ya. Kime? Instagram'dan alacağım seni şeye. Takibe ve bakacağım neler yapıyorsun. Daha çok bilgim olsun. Çok teşekkür ederim ya. Allah razı olsun der gibi oldu. Gerçekten Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Ciddi anlamda söylüyorum bunu şu an, dalga geçmek için sormuyorum. Nasıl param, oluyor yani? Bir şey düşünüyor musun? Bir şey yaşıyor musun? Ya da boş yazdığım şarkılar da var ama var. Gerçekten bir şey hissederek yazdığım şarkılar var, da var. Tabii. Mesela Düm Tek Tek boş anla falan. Düm Tek Tek matematik. Yani şöyle yaptım orada. Ne en son birinci olan şarkıları inceledim, Yunanistan'ı. You're My Lover falan filan tutmuştu. Onun matematiğinde Kürdi bir şarkı yapacağım. İngilizce söz yazacağım ama içine Türkiye'den bir şey koyacağım diye düşündüm. Öyle yaptım. Bir ayda falan kafamda kurdum. Bir 2 saat, 3 saatte de yaptım şarkıyı. Öyle olmuştu. Sonra oraya gittik falan filan. Ya, iyi kızdır ama o şey. Yani güzel söyledi. Yani çok eleştirdi. Ben çok severim. O zaman şeydi zaten. Masum iyi bir insandır yani. Şey, o zaman harisi. Masumdu diyemezsin. Hayır öyle değil yani. Şey toy. Heyecanlı. Böyle, aynen öyle. Evet. Ondan sonra oldu yani, 10 yıl falan oldu yani. Sonra bütün heyecanımı aldılar yüzümden. Düm Tek Tek öyle doğdu. En peki böyle gerçekten ağlayarak yazdığım dediğin bir şarkı var mı? İçim acıya acıya. Ben daha çok insanları üzdükten sonra üzülüyorum. Onlardan kendime yazıyorum şarkıları. Mesela biri var. Sanatçılar psikopat olur derler. Evet. Bilerek üzdüğün oldu mu birine? İçim hani çok bu aralar. Çok nadedir ama üzdükten sonra üzülüyorum. Üzüldükten sonra mesela anlayamazsın, öyle bir şarkıdır. Anlayamazsın sana ne duyduğumu. Anlayamazsın. Biri bana gelsin öyledir. Gurur öyledir. Bir devir bitti kabul edelim öyledir. Tamam, ben bir iki dakika daha pişirip sarmaya başlıyorum. Abi çok kötü görünüyor benim. Kusura bakmayın ya. Bu ne abi? Tarçınlı şey gibi oldu ya, pilav. Bu arada paylaşabilirim istersen. Bir kadınlık var burada. Bravo. Allah razı olsun. Bu ya. Çok kahverengi oldu ya. O zaman biz şimdi bir gidelim şurada. Oturalım 5 dakika. O sırada burayı temizleyelim. Geliyoruz hemen. Geldim. Az sonra fake mutfak. Hop geldik. Kendimi ferahlamış ve sıfırlanmış hissediyorum. Sarma saracağız şimdi. Ben biraz gerildim. İç harcın hakkında fikrin? Yedin sen. Yani iç harcım hakkında fikrim şöyle. İç harcdan başka her şeye benzemiş tadı. Çok şey sert pilavı. Tamam öyle olacak. Harbi mi? Benimki nesine evden alır? Pişecek ya daha. Bakayım çok mu şeyim? Ne oldu ya? Ya bakayım. Benden olmazdı hani. Yılana, ne? Denize düşen yılana sarıldı. Tuz. Seda Sayan mı Ebru Gündeş mi? Ebesinin dini. Oluyor mu ebesinin dini? Var mı seçenek? Ebru... Soracağım, daha çok iyi sorular ürettim bu arada kendime. Bunlar da yok mu abi dedim. Buna da yokum abi. Yani benim de çok olduğum söylenemez ama mantık yürütüyorum. Dur şimdi sana bir tane görsel göstereceğim. Oradan yürüyeceksin. Bunlar da yok. Burada anneanne ve babaanne devreye giriyor işte. Vallahi parmaklarını yersin. Zaten bunu yersen parmaklarını yersin. Çünkü burada dolmaz. Bak şimdi. Tamam bir dakika. Bir aynı anda yapayım.
Tamam. Koyduk. Koyduk işte, evet. Ama sen çok yanlış bir yerdesin. Benim koyduğum pirince bak, senin pirincine bak. Abi döküyorum, bak, döküyorum, azalmıyor yani. Anladın mı? Bunu evet. Böyle. Dur ne olur, ben sana ya... Onu bir atsak mı komple? Şunu alsak da sen tezgahta temiz bir sayfa mı açsan kendine? Bir saniye, ben halledeceğim, ne olur. Tamam, sapını kopar. Aa, ben birilerine yemek yapmayı öğretiyorum, bu var ya. İlk defa alıyor bu kanalda. Şey nasıldı Enis? Yapıyor mu? Yapıyordur. Yaptı. Her şey geliyor. Evet, yaptı. Neresine koydun? Kapattın, göremedim şeyi. Şöyle. Tütün gibi düşün. Evet, ilgisi yokmuş. Aa. Gösterir misin şöyle bir kamera? Bu kız benim rüyama girecek abi. Hangi tatil ya? Güzel bir soru. Hangisine tatil edersin? Hande'yle gidelim tartışmasız. Yo. Hande'yle çok gittim zaten de. Geçmişte kaldı. Çorap takıntın olduğu doğru mu? Bu bilgiyi nereden öğrendim acaba? Saçma, hiç öyle düşünmem. Varmış, eski karın söyledi. Hangisi eski karın? İmamlılardan bahsediyorum. Resmi nikahlı karın. Çorap takıntısı. Evet ya, bazı çoraplarını çok sınanlar... fazla çorabın varmış. Var ya, atıyorum. E tamam, çorap takıntısı dediğim bu yani, çorapla uyuyorsun anlamında değil bu. Hani çoraba özen gösterir misin? Eskiyen çorabı giymez misin? Yeni çorap alır mısın? Doğru. Falan. Tişörtte de geçerli bu şey dedi. Yani evet, yaklaşık bir 500 çorap, 1000 tişört falan vardır. Ne? Aynı. Evet, doğru. Oha artık. Vallahi tamam, varmış işte yani. Takıntı güzel yani deyince ben hani böyle çorabı evine kadar takip ettim. Böyle bir... Saçma oldu. Bunun çorap iyiymiş falan. Aynen. Hani o çorabın numarası mı? Gizli gizli böyle bak, seni giyebilir miyim? O tarz şeyler geldi. Çorap beni savcılığa veriyor. A few moments later. Allah, İngiltere olmuş dediniz. Çip kap yaptım. Ne oldu ben? Hani çip kap. Şeyim çok kötü. Arkadaşlar, nasıl dublex bu kadar sarmı? Beceremezsin hiç ya? Hiç yok bende ya. Bak bende de en az senin kadar yok. Yemin yok, ederim yok. Hiç yok bende. Bende harbi hiç yok. Yani seninki zaten anca öyle yenir. Güzelmiş ya. Ya inanılmaz bir böyle, değil mi? Hırvatistan stoper adı yok mu ya kızda? Çok seviyorum ismini. Evet. Danla Bilic. Anlamını biliyor musun? Danla Bilic'in anlamı. Evet. Dur ben tahmin edeyim. Hadi. Bilic. Danla Bilic. Tutarlı ve eli sık olma. Damlaya göl olur gibi. Ne biçim lan? Neymiş lan? Ne hissi? Böyle bir isim yok ki. Damla diye bir isim mi yok? Hayır. Ben uydurdum. Neydi adın normalde? Damla. Abi bir harften bir şey olmaz. Soyadım da Aktepe. Siman Akça. Soyadı atlayın iyi olmuş bak. Bunu söylemeyeyim diyor değil mi? Olabilirmiş bu arada. Soyadın gerçekten böyle Ankara'da bir bina adı gibiymiş. Aktepe mi? Aktepe. Bilic de şeye çok ya da Akçay'da yazlık ismi. Sı da ben Bilic mi vardı? Adını abi evet. Oradan mı buldun onu? Evet, Bilic. Çok aşıktım o adama. Allah Allah. Evet. Bunlar... Sugar Daddy. Yani ünlü sanatçımız bazı konularda yeteneksiz olduğunu kabul etti. %100. Ben onun harcından birkaç tane saracağım ki tadına bakabilelim diye. Bunu da nasıl duymadılar da haber yapmadılar dediğin bir haberini patlatsana ya. Patlatamam. Çok var. Patlatırsın. Hani bunu nasıl öğrenmediler ya dediğin. Abi, söyleyemem abi. Sana söylerim ama kapatınca programı, söz. Haftaya anlatırım ama burada ben. Hayır, anlatamazsın. Yok, hiç güven vermiyor. Tamam. Azeri bir kızı hamile bıraktın yazılmış. Oha, bir bırak da bir tanesini de ben anlatayım. Evet. Mesela tam o sabahı anlatır mısın bana? Bir ilişkin var ve sabah uyanıyorsunuz ve tüm haberlerde senin Azeri bir kızla ilişkin olduğunu, kızın da hamile olduğunu yazıyorlar. Evet. Bu sabahı bana biraz anlatır mısın canlandırarak? Ben geç uyandığım için tabii akşam şey, şiddetli suları bir şekilde falan uyandırılıyorum. Evdeki diğer kişi tarafından. Fakat ben tabii şöyle bir şey vardı anladım. Ben şimdi gece bunu medya takipte görüyorum. Çünkü ben uyumadan önce medya takibe bakarım. Önlem almam gereken bir şey var mı diye. 12'den sonra düşüyor benim haberler. Ben onu bilip yatıyorum. Artık Allah kerim diye uyuyorum sabahta. Tabii sen bunu görüp uyudun. Görüp uyudum. Görüp uyudum. Ne yaptım rahatlık yani? Seviyesi inanılmaz. En doğrusu bu yani. Sabah bir yolunu buluruz dedim bunu anlatacak. Ama yalan olduğu için onun yani hamilelik kısmı.
Alişan mı? Sibelcan mı? Ne olarak bu? Tatil mi? Las Vegas'a gidiyorsunuz. Alişan ya. Gerçekten mi? Sibel Hanım'la ne yapayım şimdi? Çok severim de yani. Ben de bayılıyorum. Aşırı kibarız karşıma. Sinancığım acaba bunu kumara inmesek mi falan? Alişan da şimdi evli çocuklu falan. Alişan'a da Vegas'ta, Vegas'ta lahmacun nasıl bulacağız? Şimdi tabii kapılar karışık. Alişan'ın da beslenme düzeni uymuyor Las Vegas'a. Alişan mı Berkay mı? Tatile gitmek için mi? Las Vegas'a. Hadi Berkay ama baştan şart. Ne? Uzun paça gelecek, az konuşulacak. Kankacığım ya çünkü baştan başa. Kankacığım benim bu Vegas'ta gelme çevrem acayip çevrem var falan. Tabii tabii. Anladın mı ya? Berkay dedim bir gün niye senin dedim koruman var? Hani yan yana yürüyoruz bu. Koruması senin yok mu? Benim var da şeyde yok yanım. Çeşmede sokakta yürürken yok yani. Hani konserde insan... falan mı var? Konserde var. Bir de yani zaten ikimiz yan yürürsek bana saldırır. Berkay'a saldıracak değil o fan ya. Ondan sonra kankacım işte sen bilmiyorsun falan böyle bilmem ne. Böyle mi? Tamam. Sence bir bakar mısın böyle mi yapılıyor? Evet bu özellikle limon kabukları. Nereden biliyorsun? Limon mu diye koyuyoruz? Güzel bir... Ah! Yok limon koy dediği su yeterli mi diye. Abi şaka gibi ya. En çok çaldığım elim. Bravo. Büyük kaşık büyük. Gitti zaten sarmalar mahvoldu yani. İçinden geçtim bıçakla, kaşıkla ya. 40 yılda bir yemek Hayır! Sakın onu tercihirmeye kalkma bak. Böyle pissin işte bu. Düğünün skandal mıydı? Ha? Evet! Hangi düğün? İki öyle bir var. Açıklamam var YouTube'da. Yine böyle clickbait başlık atmışlar. Düğünüm skandaldı diyorsun. Birincisi mi? İkincisi mi? İşte onu sen bileceksin ben gelmedim. Amsterdam'daki mi? İkincisi nerede oldu? Beni çağırmıyorsunuz ki hiçbir yere. İkincisi şey Türkiye'de. Swiss Hotel'de. İkincisi şey mi? Evet kaçtı hani burada yapalım. İlkinde evet biraz gelinlik falan biraz. Seksiydi yani. Sen de şimdi kıskançlık yapma. Tam da skandaldı dediğim bu muydu yani? Gelinliğin çok konuşulması mı? Skandaldı. Onun dışında mesela limuzin kiraladım. Amsterdam'da ne hakkımız var söyle bir şey. Kanalda kaldık. Burcu ile gelinlikle beraber şeyi limuzini ittik falan. Sonra nikah memuru geç kaldığımız için gitmeye çalışmış falan. Sonra ben onu tehdit ettim. Gidemezsin falan. Bu evlilik ya olacak ya olacak. Ya benim size yukarı toplandın ama yanlışlıkla nikah memuruna dedim. Ondan sonra... Keşke yanlışlıkla onunla evlensin. Aynen. Ondan sonra böyle skandallar vardı yani. Sonra çıkıp hamburgerciye falan gitmiştik. Güzeldi. Heineken'in otelini kapatmıştım. Heineken biraların sahibinin oteli vardı. Güzeldi yani. Justin Timberlake'in karısına evlenme teklif ettiği botu kiraladım falan öyle şeyler hiç yaptık. Hiç böyle kendi has birisin. Özentiliklerin yok. Hiç sorma. Hiç. O onun bilmem, o onun görsün. Aynen. Sen gidiyor musun? Gidiyormuşsun değil yani dolma yapamadım dolmayı niye finalini bekleyeyim? Ay ben biliyorum duydum konuşmayı senin şimdi bir randevun bir şeyin var Hilton'a gideceksin sen. Yemek yiyeceğim evet arkadaşlar. Şeydeki Taksim Hilton'a aynen. Hepsini duydum ve dinledim daha, tabii ki de. Arkadaşlar rüyamda şunu göreceğim kesin ama böyle kafayı kaldırıp Burak Kut Mustafa Sandal mı falan. Gerçekten hangisi peki? Burak Kut. Gerçekten evet. Mustafa Sandal'ı pek sevmiyor. Ya ben ona bir tane full albüm yaptım. Eskiden çok yan yanaydık da sonra koptuk gitti. Burak abiyi de çok severim yani. Zaten bunlar abi yani. Bunlar öbür kuşak bizim. Evet tamam. Büyük kuşak. Yani. Değil mi? Teşekkür ederim ya. Geldin elini kestin. Tatlım çok gerçekten. Seni tanımak çok güzeldi. Senin gibi bir şizofren. Ay pardon. Benim suçtu. Senin gibi tatlı bir kızı. İyi ki geldin. Sana haber vereceğim sarmalarının ne kadar kötü ederim. Olduğunu pişerlerse. Yani buradan bir daha Türk halkından özür diliyorum. Sizi seviyoruz ama yani her bu işi yapamıyoruz kardeşim. O yüzden bu kanalda kalmaya devam edin. Zaten bu kanalda kalıyorsunuz geldi ama mutfaktan pek şey almayın yani. Bence ilham almayın. Hepinizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Göreceksin 2-3 bölüm sonra. Ben makyajda da böyleydim. Çok kötü başladım. Çok kötü değildi kendimce ama sonra ne oldu? Hırvatistan güzeli. Danla bilir. O zaman ben de şuraları toparlayıp hemen geliyorum. Heh geldim tekrar. Ben tek başıma da mı video çeksem arada bir ya? Kendimi daha özgür hissediyorum. Çok sallayamıyorum insanlar yanımdayken birilerine. Neyse şimdi. Bu sefer yaptım. Yani ilk sarmanın günahı olmaz arkadaşlar. Hazır mısınız? Galiba kötü olanların hepsine Sinan'ın diyeceğim tamam mı?
bu kesin Sinan'ın. Kesin yani. Pişmemiş çünkü. Bir tane daha yiyeyim mi? Gelsene Müge. İdare eder. Oradaki tamam dedin en soldaki niye? Bu bence de Sinan Akçıl. Gerçekten mi? Değil mi? Sert olanların hepsi Sinan'ın. Ben şu tam o soldakinden çok ümitliyim. Hmm. Hmm. Bu benim yani. Bak, olmuş mu? Çok güzel. Tipine aldanma, tamam mı? Tadına bak. Yani evet o. Güzeldi. Ay senin de bu yani damak zevkin her geldiğinde limon falan. Abartma yalanlar şimdi. Benim diyeceğim de o kadar abartma yemez kimse. Çok iyi. İyi olmuş. İyi, güzel olmuş. Hayır şöyle. İkinci sarışına göre iyi de. Hayatında sen ikinci. Evet mi? İkinci. İkinci sarışına göre bayağı. Değil mi? Bayağı iyi. O zaman zaten Sinan Akça teşekkür ederim canımsın. Aynen. Sinan Akça stüdyoyu terk ettiği için doğal olarak kazanan her türlü benim. Hepinize öpüyorum. Kanala abone olmayı, videoları likelamayı unutmayın. Keyfiniz bilir. Bunu bana hep Arda söyletiyor. Sizi seviyorum. Haftaya görüşürüz. Bay bay.